zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. TL zorunlu karşılıklarda blok ETS oranı 5 puan artırıldı. Evet. Piyasadan parayı çekiyor. Dövizde az önce verdiğimiz rakamlar biraz rahatsız edici. Son ciddi anlamda bir atak, hani hep söylüyorum ya, Eylül bu sonbahar çok zor geçecek. Şimdi bu Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksiydi, artıya geçirdi. İşte bak şöyle başarı, carry trade de böyle çevirdik falan diye anlatılıyor ya Mart ayından beri, Nisan ayından beri. İşte o paranın çıkmaya başladığını gördük. Bir, o Japonya para pazartesi olayıyla bir miktar carry trade'in orada ana vatanına paraların dönmeye başladığını gördük. Hatta o burada yayında ikinci bir dalga gelip üçüncüsünü kaldıramaz Merkez Bankası demiştim. İkinci dalganın aslında yavaş yavaş gelmeye başladığını gördük. Dün önceki gece döviz kurunda ani böyle zıplamalar görmeye başladık gece saatlerinde. Aniden 32-49'lara atışlar falan. Şimdi bugünkü rakamlara baktığımız zaman Merkez Bankası'nda ve ülkede hem fizikiye hafif bir geçiş hem de dövize doğru bir geçişin arttığını gördük. Şu anda Merkez Bankası bunca zorlukla yaptığı, bu toparladığı kendince, kağıt üstünde çoğunluğu ama toparladı dövizi, tekrar negatife bankalara çevirmez. Bankalara ilettik diyor Merkez Bankası bu aldığımız kararı diyor. Onur Çanakçı, sizin de görüşünüzü alıp tekrar Sayın Uzun'a geçeyim. İşte yani bu, beklenen bir hamle midir, doğru hamle midir? Hayır, yani işte sıkılaştırıcı para politikası adına hamleler yapılıyor. Ama bunlar yeterli değil. Yapısal reform yapmadan gerçekten bunun altından kalkamazsınız. Çünkü hani kaşıkla alıp kepçeyle harcamanın bir mantığı yok. Siz bugün doğru şeyler yapmaya çalışsanız da siyaseten yaptığınız yanlışlar ekonomi alanında yaptığınız doğruyu götürüyor. Ne yaparsanız yapın önüne geçemiyorsunuz. Yani bu da ne oluyor? Finalde kuru sıkı para politikasına geliyor hep söylediğimiz gibi. Hani fazlası olmuyor. Ama dediğim gibi bunu Mehmet Şimşek'i de tek başına suçlamıyorum. Çünkü Mehmet Şimşek, Nebati öncesindeki sonrası benim için fark etmiyor. Kim gelirse gelsin yukarıdan sarayın talimatı haricinde herhangi bir şekilde inisiyatif kullanma imkan ihtimali söz konusu bile değil. Bu kadar basit. Nur Hocam, şimdi bu Nurettin Nebati çok böyle espri konusu yapıldı da işte hocam da az önce dedi ki yani onun halktan bir kere özür dilemesi lazım, utanması lazım dedi. Doğru. Neden? Çünkü KKM fakirden alıp zengine veren bir sistemdi. Evet. Yani Mehmet Şimşek de tam olarak aynısını kurmadı mı? Yani daha yaldızlı bir şekilde yaptı ama aynısını yapmıyor mu? Değil mi? %100 Bir sadece böyle karikatüristik laflar etmiyor, öyle görüntüler vermiyor. Aynen. Onun dışında hatta Nebati şöyle, ile Mehmet Şimşek arasında ben bir fark göremiyorum. Maalesef aynı. Bir Mehmet Şimşek KKM'si. Evet. Hatta aynısı. Daha da kötü, şöyle de bir kötü yönü var. Yani KKM'de biliyorsunuz Türkiye'deki yerli zenginden alıp yerli fakirden alıp yerli zengine veriyordu. Bu şeyde yerli fakirden alıp yabancı zengine veriyor. Hatta yani birkaç rakam da söyleyeyim. De daha da kötü. Hocam, şimdi gelelim Nebati. Çok affedersiniz. Sadece kısa bunun üzerinden belki daha iyi devam edebilirsiniz. Nebati varken enflasyon %38 gittiğinde şimdi %65. Döviz yani dolar kuru 19 şimdi 35. Kredi faizi %2 idi şimdi %5. Yani neye yarar sağladı? Ya tabii bu rakamlar öncekisinin yani o tabii büyük bir belayla baskılardı. Yani şu hiçbir bu şey ama Nebati'yi güzelleştiremez. Yani sonuçta tabelaya bakmak lazım. Hiçbir tabele rakam maalesef Nebati'yi güzelleştiremez aman ha. Yok hocam. Yani o değil. Daha kötüsü var yani, diye Nebati, o bile güzelleştiremez. Hocam, Nebati sadece günahkısı haline getirilmesin. Bu da onun gibi demek istiyor. Çok kısa bir not daha söyleyeyim. Şimdi ben Nebati ile ilgili bir şey daha söyleyeyim sadece. Daha doğrusu Nebati ve Cumhurbaşkanı görüşmüş diye bir haber çıktı. Sizin sözünüz yarım kalmıştı ama bu kararı biraz konuşalım Konuşalım. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Mehmet Şimşek istifa etti falan diye vay efendim manipülasyon yapıldı diye hatta bizim Cemal Bey'in üzerine çok gidildi. O istifa haberini ne dair bir şey tweet attı falan diye. Eğer o manipülasyonsa yani Nebati ile Cumhurbaşkanı'nın görüşüyor olmasından daha büyük manipülasyon olabilir mi ya? Yani eğer Mehmet Şimşek bu şimdiki ekonomi politikalarımız için çok önemliyse, yani bu kadar kırılgan ekonomi içerisindeysek, böyle kafa karıştırıcı bu görüşmeler, hele hele Mehmet Şimşek'in temsil ettiğinin tam tersi olan bir politikayı uygulaması mümkün olan, daha önce uygulamış olan kişiyle görüşüyor olmaktan daha büyük manipülasyon olabilir mi yani?
Onu da bizim Yavuz Değirmenci dedi ha. O da evet, şimdi evet, Yavuz o da şimdi yani, bedel ödemez. Ben haberin kendisi ama yalanlanmadı yani. Ben haberin dezenformasyon başkanlığı nerede arkadaşlar? Şu anda her şey yalanlıyor yani. Buna bir yalanlama ben haberin denmedi. Ben haberin kendisini değil, haberi verenin manipülasyon yaptığını söylemiyorum. Eğer böyle bir görüşme varsa görüşmenin kendisi mi manipülasyon? Aslında devrim sabık uygulaması. Devrim sabık uygulaması olsa kesinlikle olmalı. Şimdi mesela örnek veriyorum. Zafer Havalimanı var. Ya hedef %97 sapmış. Ya bu sapma değil ki. Nitelikli dolandırıcılık. Çok doğru. Yani evet. Böyle bir şey olamaz.